Merhaba arkadaşlar, Yusuf Can Güngör adlı arkadaşımız bizden 3.000-3.500 liraya bir kombin çıkartabilir misiniz diye bir soru sormuş. Çıkartırım. Shure Q-West bir kask öneriyorum. Shure Q-West'i zaten daha önceden tanıtmıştık. Gerçekten fiber ve kompozit özellikleri açısından iyi bir kask. Ön tarafı kademeli olarak açılıyor. İç pedleri çıkartılabiliyor. Ön tarafında iyi hava kanalları var. Ön tarafında havalandırma, üst tarafında havalandırma, arka tarafında havalandırma çıkış kanalları var. Bu kaskın ağırlığı 1465 gram. Kilit mekanizması var. Aynı zamanda Double D bir bağlantısı var. Double D bağlantı gerçekten iyi bir bağlantı çeşidi. İç tarafında hava alabilirliği, ses geçirmezliği özellikle çok iyi. Bu da Tucano Urbano'nun bir tane yazlık baharlık bir tane montu. Kollarında ayarlama yerleri var. Fileli bir model ve çıt çıtla açılıyor. Aynı zamanda fileli bir dokuya sahip olduğu için çok rahat şekilde hava alabilmeni sağlıyor. Ön tarafı da tamamen fileli, yani riyazın rahat edebileceğin bir model. İç tarafında bir tane astarı var. Astarı çıkartabilirsin. Vurduğunda çarptığınızda sertleşebilen korumalara sahip, dirseklerinde ve omuzlarında var. Arka tarafında bir tane koruma yok ama arka tarafı tamamen fileli. Arka tarafına bir tane koruma almanız gerekiyor. Yani bir sırtlık almanız gerekiyor. Bunlarla beraber sunabileceğim şu eldivenler var. Bu eldivenleri sunabilirim. Hani motoruna gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama Fiberlos'un Stunt Evo Replica yeşil modeli. Bir sonraki arkadaşa da bunu önereceğim. Bunun tabii kırmızısı var, turuncusu var gibi hani renk renk çeşit çeşit tamamen siyahı var. Onlardan bir tanesini kesinlikle kullanabilirsin. Stunt Evo Replica gerçekten iyi bir eldivendir. Stunt Evo Replica da şöyle bir model. Üst tarafında hem hava alabilir, aynı zamanda korumaları olan bir model. Ve tabii ki bütün eklem yerlerinde korumaları var. Aynı zamanda korumaların hemen dibinde havalandırma kanalları var. Yani yazlık için, yaz sürüşleri için biçilmiş kaftan. İç tarafındaki bilek korumaları gerçekten iyi. Ve böyle cırt cırt da kapanıyor. Gerçekten iyi ve kullanışlı bir eldiven haline geliyor. Tabii ki hani bunların tüm fiyatlarını ve linklerini sizinle paylaşıyorum. Hani bu mont hoşuma gitti. İstiyorsan Revit'in başka bir montunu, bir yüksek modelde hani bir üst seviye montunu alabilirsin. Bu ince bir mont istersen hani biraz daha hani 4 mevsim bir mont istiyorsan ve hani rahat rahat kullanabilmek istiyorsan yine Revit'in altında açıklama kısmında linklerini vereceğim montlara bakabilirsin. 3.000-3.500 lira demişsin ama yani Q-West yerine o biraz pahalı diyorsan Nolan N87'yi önerebilirim. Onu da göstereyim. O da şöyle bir kask. Tabii ben hani renkli modellerini gösteriyorum. İstiyorsanız siz daha farklı renklerini alabilirsiniz. Zaten ben linklerini koyuyorum aşağıya. Bu kaskı da alabilirsin. Nolan biliyorsun bu kaskla gerçekten iyi bir satış rakamına ulaştı. Gerçekten iyi bir kask. Ön tarafında çok iyi havalandırmaları var. Yani buğulanmasını engelleyebilecek şekilde yapılmış camınızın. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Üst tarafındaki havalandırma kanalları biliyorsun Nolan Lexan adında bir polikarbon alaşımlı bir dış kabuk yapıyor. Bütün kasklarında da bunu kullanıyor. Spoiler'ın hemen altında havalandırma çıkış kanalları var. Bu kaskın ağırlığı 1530 gram. Bence biraz ağır bir kask ama hani kaskın kabuğu, mikrometrik bağlantısı, iç çene pedleriyle, iç pedleriyle gerçekten iyi bir kask. Aynı zamanda hani bir tane burunluğa sahip ve burunluğun hem altında hem de üst kısmında havalandırma kanalları var. Aynı zamanda şu hemen kenarından şu vizörünü indirip kaldırabiliyorsun. Bu da önerilerim arasında. Ve biliyorsunuz zaten Encom iletişim interkom sistemiyle uyumlu şekilde geliyor. Buradaki bağlantıları, şuradaki hazneyi çıkartıyorsunuz. Encom doğrudan buraya yerleşiyor. Bu kask, bu mont, o eldiven ve bir de
dizlik kullanacağını düşündüm. Ama istiyorsan hani Teş90'ın Madra, Ilgaz gibi bir pantolonunu alıp daha korumalı veya Revit'in bir pantolonunu alıp daha korumalı halde sürebilirsin ki benim tavsiyemdir. Speedy'nin bu Keynet denen dizliklerini de kullanabilirsin. Cırt cırtlı model. Hani bunu giyerek göstermiyorum zaten. Bu gerçekten iyi bir model. Aynı zamanda hem yaz hem kış sürüşlerinde sana destek olacaktır. Dizlerini de iyi koruyacaktır. Aynı zamanda da bunlar çarptığı zaman biraz daha sertleşerek daha fazla mukavemet veriyor. İyi sürüşler. Merhaba Celal. Sana önerebileceğim şeyleri göstereyim. Bizden 2000 liraya bir kombin istemişsin. Zanlona dizliği öneriyorum sana. Bu dizlerini mafsallı olduğu için gerçekten iyi koruyacaktır. Bell Qualifier'ın birçok çeşidi var, birçok renk çeşidi var. Bell Qualifier'ın bu rengini değil de hani mat olanlardan bir tanesini seçmek istiyorsan mağazamızda var. Onun linklerini de açıklama kısmında yazacağım. Gördüğün gibi hani üst, alt, bütün havalandırma kanallarına sahip kademeli olarak açılan bir tane camı var. Ve Mitek yazlık, baharlık montuyla beraber gerçekten iyi gidecektir. Bunas Koyko'nun MC17, özellikle MC17'sini eldiven olarak önerebilirim. O da gerçekten iyi bir eldiven. Zanlona dizlik, Bell Qualifier, Mitek özellikle bu montu öneriyorum. Bir de Rolle Frigga'yı önermiştim daha önceden pusula motoboyu. Onun için de yani onu sana da önerebilirim. Yani bu şeylere iyi gidecektir. Notlar yani açıklama kısmında sana bütün hepsinin linklerini paylaşacağım. İyi sürüşler.